Bismillahirrahmanirrahim. İlahiyat Arapça 12. Ünite 1. Sayfa 19'un son bölümündeyiz. Burayı okuyup sonlandıracağız kısmetse. E, dokuzuncu alıştırma. İstemi dinle. İlen nasi parçayı dinle. Sünme. sonra parçayı dinledikten sonra imle doldur. Neyi? El feraga boşluğu. Neyle doldur? bil kelimetil münasibeti. Münasip uygun demek. Uyumlu, elverişli. Uygun kelime ile boşluğu doldur. Ama önce bir dinle diyor yani. Önce bir dinle. Neteallemu biz öğreniyoruz. Gizli zamir nahnu burada fail olur. Neteallemu muzari fiildir. Gizli zamir nahnu faildir. Biz öğreniyoruz. Fi dersil ilahiyyati ilahiyat dersinde öğreniyoruz. Neyi? El hadise hadisi öğreniyoruz. Hadise maksat ne? Konuşmak yani. Konuşmayı, iki çift laf etmeyi, müzakere etmeyi öğreniyoruz. Ne hakkında müzakere etmek, konuşmak, ne hakkında konuşmayı öğreniyoruz. Anil Kur'an-il Kerimi. Kur'an-ı Kerim'e dair, Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmayı, müzakere etmeyi ilahiyat dersinde öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmak derken yani Kur'an-ı Kerim işte kaç suresi var? İlk suresi neymiş? İlk inen sure. Son inen ayet neymiş? Kaç sayfa? Kaç ayet? Mekki sure, Medeni sure gibi bu hususlarda örnek olarak, bu hususlarda konuşmayı öğreniyoruz. Li nehu diyor. Arapçada li ne gerekçe bildirir. Çünkü demektir. Oysa ki bir soru sormadık biz. Soru soran yok. Kendisi de sormadı. Durduk yerde çünkü diyerek cümleye devam ediyor. Arapça gramerinde yaygındır. Çünkü dedikten sonra ifade ettiği şey gizli bir sorunun cevabı olmuş oluyor. Yani soru da şudur. İyi de biz Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmayı niye öğrenelim ki? Neden öğreniyoruz? ne? Çünkü hu o hangi o? Yani Kur'an-ı Kerim. Hu o yani Kur'an-ı Kerim nedir? Kelamullahi. Kelamu. Kelamuh. Bunu yazacaksın. لِأَنَّهُ Çünkü o nedir? Kelamullahi. Allah'ın kelamıdır. Li enne hu hu ennenin ismi. Gramer bilenler için. Kelam ise haberi ve muzaftır aynı zamanda. Çünkü Allah kelamıdır. Bu yüzden nedir? Değerlidir. Bundan ötürü onun hakkında bilgi sahibi olmayı, bir iki çift laf etmeyi, bir iki kelam etmeyi, öğrenmeyi amaçladık, öğreniyoruz. Ve kelamullahi, bu da müpteda olur bilenler için. Ve kelamullahi Allah'ın kelamı nedir? Min deyip devam edecek de şuraya bir şey yazman lazım. Ne yazacaksın? Sifetun. Sifetun. Ve kelamullahi Allah kelamı nedir? Sifetun bir sıfattır. Neyden bir sıfat? Hangi zümreden? Hangi gruptan? Min sıfatihi onun sıfatlarından bir sıfattır sıfetun müfrettir. Sıfat cemi bir lafızdır. Min sıfatihi buradaki hi zamiri lafzatullah'a racidir. Lafzatullah Allah lafzı demek. Şuna yani. Min sıfatihi min sıfatillahi demektir. Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Kelamullah yani kelam sıfatı. Allah'ın çeşitli sıfatlar var. Bir tanesi kelamdır. Burası bitti. Şayet dersek ki şuradaki hadis lafzından terim mana kastedilmiştir. O zaman şöyle bir mana çıkar. hadis lafzından terim manası yani Peygamber Efendimizin sözü, fiili, takriri kastedilmiştir dersen bunun kaynağı nedir? Buhari'dir, Müslim'dir vesaire hadis kaynaklarıdır. Kur'an değildir ki. Hadisi şerifleri biz öğreniyoruz. Nereden öğreniyoruz? Hanil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Böyle bir mantık olabilir mi? Hadisleri sen Kur'an'dan mı öğreniyorsun? Kur'an Allah kelamı değil midir? Zaten devamında yazmıyor mu? Allah kelamıdır diyor. Nebi kelamıdır demiyor ki. Dolayısıyla hadisi şerifleri Peygamber Efendimizin buyruklarını Kur'an'dan öğreniyoruz dersen bu çok yanlış bir çeviri olur. Böyle bir çeviri olamaz. Çünkü Allah kelamıdır. Peygamber cümlesi buyruğu değildir. Ve kedalike aynı şekilde. Aynı şekilde ne? Aynı şekilde yine öğreniyoruz. Mu yoksa ve kedalike yine aynı şekilde Allah'ın sıfatlarından birisi de veya biri, ikisi, üç her neyse. Yani burayı Allah'ın sıfatlarından bir sıfattıra mı bağlayacaksın? Yoksa aynı şekilde yine öğreniyoruz'a mı bağlayacaksın? Buradaki vav wow, Nereye bağlayacak işi? Nereye bağlanacak okununca ortaya çıkıyor zaten. Ve kedalikel şuraya e, ne yazmamız gerekir? Şunu yazacağız. Kabağu, kabağu, kaza kelimesi. Kaba çift nokta evet kaf burası. Kabağu, kaza kader. Herkesin bildiği kelimeler, terimler. Ve kedalikel kaza u vel kaderu. Kaza kaderde böyledir. Onlar da aynı şekildedir. Aynı şekilde öğreniyoruz. Aynı şekilde bunlar da alan sıfatlarından sıfattır. Acaba hangisi? Cümlenin devamı ele veriyor. Bak. Li enne çünkü diyor. Ya ben soru sormadım ki sen niye çünkü diyorsun? Çünkü li ennel kaza e kadera. Kader olsun kaza olsun her ikisi de nedir? Her ikisi de şudur. Şuraya da aynı şunu yazmak gerekir. İlmullahi. İlmullahi. Tamam. Buraya komple. Burası o şekilde. Bunu oraya yazıyorsun ya. Yani. Lennel vel وَالْقَدَرَ Çünkü kaza ve kader nedir? عِلْمُ İl Allah'ın ilmidir. Allah'ın Allah'ın ilmiyle ilişkilidir yani. Alakalıdır diye çevrilir. Tamam Allah'ın ilmidir, ilmine tabidir. Peki ve ilmullahi Allah'ın ilmi nedir peki? Sifetun bir sıfattır. İlim alan sıfatlardan birisidir. Min sıfatihi veya min sıfatillahi ikisini de yazabilirsin. Buraya şunu yazabilirsin. Min sıfatihi diyebilirsin. Veya hi zamirini koymazsın da şunu da diyebilirsin. Özgürsün. Min sıfat T. Ya şöyle yazalım. Min C. Si. Şöyle bunu yanlış yazdım. Düzelteyim burayı. Sıfatı. Min sıfatillahi. Bu şekilde de yapabilirsin. İster bunu yaz, min sıfatillahi, istersen gel min sıfatıhi yaz. İkisi de olur. Hem gramer hem mana olarak uygundur. Aynı şey zaten. Değişen bir şey yok. Peki bu durumda ortaya ne çıktı? Şu çıktı. Çıkan şey şu. Ve yine öğreniyoruz. Kedalike yine aynı şekildedir el-kaza ve'l-kaderu. Onları da öğreniyoruz. Niye? kaza الْقَضَىٰ وَالْقَدَرَ Çünkü kaza olsun, kader olsun. Nedir bunlar? İlmullah Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi olduğu için öğreniyoruz. Allah'ın ilmi olduğu için öğreniyoruz. Mu diye çevirmen gerekir. Yoksa Allah'ın sıfatları olduğu için öğreniyoruz mu demen gerekir. Allah'ın sıfatları olduğu için öğreniyoruz. Ve ilmullah Allah'ın ilmi ise zaten nedir? sifetun min sıfatı onun sıfatlarındandır. Yani şuradaki ve kedalike ve yine Allah'ın sıfatlarındandır. Kader olsun, kaza olsun. Çünkü onlar Allah'ın ilmiyle alakalıdır. İlim sıfatıyla alakalı ilişkilidir. Kaza, kader, Allah'ın geleceği bilmesi. Vakti geldiği zaman, zamanı, şartları tuttuğu zaman onları gerçekleştirmesi ilmiyle alakalıdır. Onları öğreniyoruz değil yani. 10. Oku oku el ayati ayetleri oku sümme sonra hadid sınırlandır yani çerçevesini çiz demektir. El efale fiilleri fiillerin çerçevesini çiz. Sahih midir, mutel midir? Hangi kısmıdır bağlamında? El efale fiilleri. Öyle fiiller ki el varidete gelen, yer alan nerede? Fiha o ayetlerde yer alan. Yani şurada yer alan ayet derdi ki fiilleri Vendalik yani ve indalik, oku, seslendir, ha onları, onları da söyle, ifade et. Ha onlar, hangi onları? O ayetleri yani, o fiilleri. Ayetlerde geçen fiilleri. Bakalım, bismillah. Kale Allahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu bu bir ayet değil gayrallahu teala. Ama bunu da değerlendirebilirsin. Kale nedir? Bir defa muteldir. Çünkü illet harfi içeriyor. İllet harfi nerede? Ortanca harf. Yani aynen fiili konumunda. O zaman nedir bu? Ecveftir. Lafzatullah isim zaten. Lafzatullah Allah lafzı demektir. Bu bir isim olduğu için burada da fiilleri değerlendir dediği için değerlendirilmez. Teala nasıl bir kelimedir? Teala aslı nedir? Bir fiili değerlendirirken o fiilin sülasi mücerredini tespit edip ona göre değerlendirme yapılır. Teala aslı nedir? Aslı? Aslı şudur. A, le, ve. A, -le -ve. Sülasi mücerrid mazidir. Görüldüğü üzere nakıstır. Çünkü la menfilinde vav vardır. A, ve. Daha sonra aktarılmış baba. Nereye aktarılmış? Taaleve. Tefaale. Tefaülden mazidir. Teala tefamülden mazidir. Vav elife dönüşmüş sonradan. İlal var orada. Ayrıntılara da girmiyorum. Ee, seviye gereğe girmiyorum. Biz bunları ilahiyat derslerinde ve medrese usulüne göre olan canlı yayınlarımızda anlattık. Özel derslerde değinmişliğimiz var. Ama şu seviyede gerek yok. Bunun ne olduğunu söyledik, şunu da ifade ettik. Elem, talem. Baştaki e, m, mi, mu değişebilir. İstifham edatı, yani soru edatıdır. M, mi, mudur. O şekilde. Lem, talem. Talem, alime, ya'lemu, talemu. Alime. Nasıl bir fiil? Bir fiil gördüğünde mazi olsun, uzaylı olsun, emir olsun fark etmez. Onun mazisini bul, sülasi mücerret ve de mazisini bul. Değerlendirmeni ona göre yap. Alime. Buradaki taalem <laughs> Muzari'dir Masi alime Alime nasıl bir fiil? İllet harfi var mı? Yok O zaman muhtel değil Hemze var mı? Yok O zaman mehmuz değil Aynı ve la mel fiil aynı harf mi veya şedde var mı? O da yok O zaman sahihin salim kısmıdır Bitti Harftir Lafzatullah Lam harfi cerhu zamir Mülk İsimdir. Burada fiilleri değerlendirmek istenmiş. Esemavat isimdir. Elif anlamasından belli. İsim. Harf böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Veliyin bir isimdir. Burada fiilleri değerlendir demiştir. Veliyin bir fiil değildir. Nasirin fiil değildir. Bunları değerlendirme alamazsın. Fiili değerlendir demiş. Elem turidune. Turidune ele alabilirsin. Turidune fiilini. Peki şurada geçen turidu ne fiilde nasıl bir değerlendirmeye tabi tutabilirsin? Dersin ki öncelikle mazisini bulman lazım. Mazisi ne? Rade. Kale gibi. Rade, kane, kale, ba'a. Yani nasıl bir fiil? Ejveftir. Çünkü aynı fiilin de elif vardır. Rade. Elifin de aslı. Ra, ye, de, değil. Nedir? Ra ve Vavi bir eşvift esasen ra dönüşmüş. Bu sülasi mücerret İfal babına aktar radeyi. ne olur? Era'de olur. İyi de burada turidu ne diyor? Bak, e, ne var burada? Ya' var. İler var. Daha uzatabilirim. Tüm ayrıntılara girebiliriz. Bu lise düzeyinde onlar yani bu ayrıntılara gerek yok. Era'de ifaden mazidir. Muzarisi yuridu, turidu, turiduna. O zaman nasıl bir fiildir? ne nasıl ele alacaksın? Aslı ra de, yani ecvef bir fiil. Ecvefi vavidir. Turidune ifal babından muzari. İfal babından muzaridir. Ve kendisi ecvefmiş. Şurada bir mana vermedik gerçi. Elem talem sen bilmedin mi? Bilmiyor musun? Farkında değil misin ki? en Ennallâhe şüphesiz ki Allah lehu Allah'a aittir. Ne? Mülkü semavat vel erli. Yerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Sen bilmedin mi? Duymadın mı? Farkında değil misin? Ve malekum sizin için yoktur. Ne? Min dûni başka demek. Min dûnillah Allah'tan başka. Allah dışında. Min veliyin bir veli. Veli dost demek. Ve la nasirin yardımcı da yok. Dost da yok Allah'tan başka. Sizin için böyle bir şey yok. Em yoksa turiduna. Onlar istiyorlar mı? Em turiduna. Siz istiyor musunuz? Sizler istiyor musunuz? En teselu sormak. Rasulekum kendi elçinize. Kema suyle sorulduğu gibi. Musa, Musa aleyhisselama min kablu daha önceden. Musa aleyhisselama sorulduğu gibi. Sizler de kendi elçinize soru mu sormak istiyorsunuz? Ve men her kim yetebeddel değiştirirse el küfra bil iman küfürle imanı değiştirirse yani imanı bırakıp da küfre saparsa demektir. Ve bu durumda kat şüphesiz valle sapmış olur. Seva es-sebil doğru yoldan sapmış olur. Mana bu şekilde. Peki burada bulmamız gereken şeyler nelerdir? Turidu ne ele aldık? Entes elu muzari'dir. Mazisi ne olur? Mazi ve süresi mücerredini bilmen lazım. O da şöyle yazılır. S, E, L. Yani mehmuz bir fiildir. Hemze var çünkü. Başka fiil su ile su ile de aynı şekilde hemzelidir. Zaten onun e, teselu mezit bir fiil. Su ile mücerret, mazi ve de meçhuldür. Aynı şekilde mehmuzdur. Fiil yok başka. Şurada var. Tebeddele yetebeddelu tebeddül men yetebeddel aslında sukunludur ariz bırak esir almış peki nasıl bir fiil bu beddele bedele yani ne var ba var dal var bir de lam var nasıl bir fiil oldu sahih salim oldu sen buradaki yay görmen önemli değil muzara tarifi ta bab alamet şedde bab alamet onları geç geri bu harfler kalır sülasi mücerredi budur küfür iman bunlar e, fiil değil değil balle medde şedde ferra adda kalle muzaaf fiil yani balle başka fiil vedde bu da aynı şekilde muzaaftır sahihin muzaafı sahihin muza başka fiil nerede var şurada var yerudduna radde yeruddu yerudduna muzaaf bir fiildir men Yerdûnekum min ba'de imanikum küffâren. Burada başka bir fiil göremedim. Şurada var. Tebeyyene yetebeyyene. Beyene. Beyyene. ba var, ya var, nun var. Şeddeye aldanma, bab alamet. Ta'ya aldanma, bab alamet. Geri kalan nedir? Şudur yani. Bu durumda nedir kendisi? Ecref bir fiildir. Sa'fu emri hazırdır. Afeve. A, F ve aslı bu. O zaman nakıs bir fiildi. Sonuncu harf vav. Şu andaki görmüş olduğum vav cemiyi vavdır. O başka mesele. Sonuç olarak la fiili vavdır ama. Ve sahu safeha. Sahih salimdir. Ye tiye e t y Nasıl bir fiil oldu? Bir yere göre mehmuz hemzesi var. Bir yere göre nakız çünkü ille tarifi lame fiilinde bulunuyor. Bu tür fiiller var. iki farklı kategoriden olabilme ihtimali. İkisini de duymuş oldunuz. İki şekilde de değerlendirilebilir. Başka fiil yok zaten. Bu şekilde burayı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde kısmetse buradan devam edeceğiz.